Evlenmeyi düşünüyor musun? Şükrücüğüm, bu işler nasip biliyorsun. Ya ne bileyim işte, belki öyle bir şey. Bu işler nasip. Kısmette varsa diyorsun. Yani daha önce denedim, başaramadığım bir konudur. Ama bu işler nasiptir. Yani hani hayıflanacak da değilim. Nasip, nasip. Bak bu güzel bir yaklaşımdır diye de bilmem ne dersin. Tabi canım, kısmet yani. Nasip. Bu iş nasip. Her an ne olacağını bilemiyorsun. Karşına... Evet. Ha, karanfil de atmış içine. Evet. Bak, karanfil geldi. Sen de geldi. Mustafa Sarıgül gibi oldun abi, şeyi anlatıyorsun şimdi. O da diyor ya, tulum peynir anlatıyor. Şimdi evet. Sarıgül geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hakan Bey geliyor. Tabi tabi. Ya ondan çünkü sonra çok Kenan abi geliyor. Bak Kenan abi de çok önemli, çok sevdiğim senin de. Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden birisidir Kenan Tekte aynı zamanda. Onun evindeki kitap dünyada ben hiçbir yerde görmedim. Gerçekten çok okuyan birisi. Biliyorsun beni de ilk Kenan abiyle de gazeteye başladığım zaman onunla bir öyleydi, başaracağımı mi? Söylemişti. Aynı şey bu da. O bu zaman Fatih Altaylı vardı başında. Evet. Tabii. Fatih Altaylı zaten yapamazsın dedi. 80 hafta yaptım. Yok, seni kışkırtmak için yapmıştır. Öyle mi oluyorsun? Öyledir o. Fatih Altaylı bilir. Bak YouTube'da çok başarılı. Evet, şu an çok iyi. Müthiş gidiyor. Şu an senin beğendiğin kim var abi? Çok. Zor bir konu ama erişmek istediğimiz noktalar var. Belli açılarda Mehmet'e bir anda erişmek lazım. Tamam, eskinin şeyleri. Belli açılardan... Ama çoğu kayboluyor İsmail abi. Örneğin Ali Kırca vardı. Rea Muhtar vardı değil mi ama onlar? Onlar bak işte Uğur Dündar. Onların böyle... Belli dönemlerin efsane isimleri evet. Onlar. Onların arasındaki rekabet de inanılmazdı. Her birinin Türkiye'nin o dönemine ilişkin damga vurduğu önemli yaklaşımları var. Her birinin. Mehmet Ali Birant öyle, Uğur Dündar öyle, Ali Kırca öyle, Reha Muhtar öyle. O siyaset meydanları vardı. Aslında o zaman onların üzerinden eskiden, Türkiye okuması da yapabilirsin. İsmail abi eskiden haber veya akşam programları keyifle izlerdik. Ama şimdi ben bakıyorum akşam hepsi birbirine kavga ediyor ya. Ben izlemek istemiyorum abi. Türkiye çok kutuplaştı da ondan. Türkiye aşırı kutuplaştı. Adeta karpuz gibi ikiye bölündü. Ve Türkiye'de şimdi medya dünyasında da bunun eksikliğini görüyoruz aslında. Yani eski o güçlü politik figürlerin olmaması. Mesela şöyle düşün, Özal'la Demirel'di, iki rahmetli. Onlar kavga ederken bile çok zarif kavga ediyorlardı. Yani güzel karşı karşıya seyrediyorduk. Tabii. İsmail abi şu an liderlerden biraz bahsedelim. Bahsedelim. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir lider? 22 yıldır ülkeyi yönetiyor, tek başına yönetiyor. Yaptığı büyük hizmetler var, yaptığı büyük hatalar da var. Hatalarıyla, sevaplarıyla Türkiye'ye hizmet eden bir lider. Uluslararası arenada çok tanınan bir lider, onu ifade edeyim, etkili bir lider. Doğan abi çok karizmatik bir lider demişti. İzledim o yayını, Doğan Şentürk. İzledim o yorumu da. Ama ben hep şunu söylerim, onun dönemi bittikten sonra daha sağlıklı analizlerin yapılacağını düşünüyorum. Erdoğan'ın dönemi bittikten sonra, mesela diyelim ayrıldı, o artık köşesinde. Sonra yani onun o üzerindeki o büyük güç, bir kesim üzerindeki o büyük hayranlık, bir kesim üzerindeki veya bir kesim üzerindeki nefret kalktığı zaman, böyle daha soğukkanlı bakıldığı zaman, o zaman Erdoğan hizmetini görmeyenler görecek. O tarihlerde çok sevdikleri için Erdoğan'ın olumsuz özelliklerini kabul etmeyenler de onu da kabul edecekler. Yani Erdoğan'ı şu anda tam sağlıklı analiz edebilecek durumda değil. Ben toplum böyle görüyorum. İki taraf içinde. Ben bu çaba içinde bir insanım. Ben onun artılarını görmeye çalışıyorum. Eksilerini de görmeye çalışıyorum. Artılarını abartmadan desteklemeye çalışıyorum. Eksilerini de yine abartmadan, egzecere etmeden ortaya koymaya çalışıyorum. Ama benim bu tutumumun ileride topluma da sirayet edeceğini ve Erdoğan'ın gerçekten toplumdaki yerinin anlaşılacağını düşünüyorum. Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli'nin durumu çok farklı. Şimdi Devlet Bahçeli son 4-5 yılın en güçlü politik figürü. Hani devlet üzerindeki belirleyiciliğe bakıldığı zaman bence hani Erdoğan'dan bile daha etkili şu anda. Diyorsun. Evet. Devlet mekanizması içinde. Ama bunu Erdoğan'ın lehine kullanıyor tabii şu anda. Kılıçdaroğlu için ne düşünüyorsun abi? Kılıçdaroğlu CHP'nin en son başarısında aslan payına sahip bir liderdir. Ona haksızlık yapıldığını görüyorum. Özgür Özel kuşkusuz 4-5 Kasım kurultayını kazandı geldi. Ve sonra 5 ay içinde bir yerel seçim zaferiyle taçlandırdı bunu. Ama kendisini bu noktaya taşıyan rüzgarı aslında Kılıçdaroğlu sağlamıştı. Özgür Özel de onunla hiç kavga etmeden, tartışmadan onun açtığı yolda yürüdü.
Tabii elinde İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi, Vahap Seçer gibi, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek gibi, Aydın Çerçoğlu, Özlem Çerçoğlu gibi Aydın'daki büyük belediye başkanları var. Şimdi bu AK Parti içinde bir fırsat ve imtihan, CHP içinde bir fırsat ve imtihan. Hangisi başarılı olursa 2028'i kazanır. Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu gerçek bir politikacı. Hani belli özellikleriyle, politik anlamda söylüyorum, olumlu veya olumsuz diye değil, Erdoğan'a benzetiyorum. Bir politikacı kumaşı var. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğinde olacak. Mansur Yavaş'ı da çok beğeniyorum, onu da ifade edeyim. Ankara'da çok başarılı. Onda bambaşka bir model, başka bir tarzı var. Türkiye ileride de Mansur Yavaş çok konuşacak.